kutlamaları çerçevesinde Melikgazi ilçesinde bulunan 81 mahalle muhtarı ve ailelerini buluşturan Melikgazi Belediyesi'nin netkinliğine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özesekin'in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkay Yırık, AK Parti Başkanı Hüseyin Cahit Özden, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke de iştirak etti. Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Özelde de bugün sizlerin gününüz olduğu için muhtarlarımıza, bizlerin adeta oralardaki mahallelerdeki sesi olan, temsilcisi olan, adeta damarlarımız olan gayretkeş dostlarımıza da huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Değerli muhtarlarımız, tabii şehrimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Bir miktarda belki mensup olmaktan keyif aldığımız ilçemizi ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Bunlar da bizim doğal hakkımız olsa gerektir. Herkes doğduğu yeri, doyduğu yeri elbette ki sever. Bu fıtridir. Bakanımız da zaman zaman bunları hep vurgular. Melikgazi'ye olan, Melikgazi'ye aidiyet duygusunu oluşturmak, mensubu olmak elbette ki bizim için keyif vericidir. Elbette bugün sizin gününüz. Sizlere ben minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Her dönemde huzur içerisinde bizlere destek oldunuz. Eksiklerimizi söylediniz. Yaptıklarımızı her zaman takdir ettiniz. Ama hiçbir zaman bize karşı, her zaman olduğu gibi ekibimize karşı tersine bir davranış görmedik. Elbette bu çalışmaları yaparken Melikgazi'mizin güler yüzlü, fedakar, gayretli ekibi de sizler için gece demedi, gündüz demedi koşturdu. Melikgazi cazibe merkezi oldu. 555 bin nüfusuyla sorumluluk anlayışı içerisinde adeta Kayseri denilince akla gelen en büyük metropol ilçe haline geldi. Referans belediye deniliyorsa bu laf olsun diye söylenilmiyor. Biz bize güvenenleri mahcup etmedik, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diyoruz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Bakanımızın programı yoğun, konuşulacak çok konu var. Ama biz muhtarlarımızı seviyoruz. O fedakar kıymetli ailelerine, onlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Melikgazi Belediyesi'nin muhtarlar için düzenlediği bu özel programda muhtarlarla bir arada olmaktan sevinç ve mutluluk duyduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özesekin, ne zaman Kayseri ile ilgili bir program çıkarsa keyifle geliyoruz. Tabii ki Melikgazi, Kayseri'nin eski yerleşim yeri, ismi de Kayseri'yi fetheden komutandan geliyor. Tüm eski mahallelerimiz bu tarafta. Benim de vazifeye başladığım yer Melikgazi. 4 yıl süreyle görev yaptığımız Melikgazi'de büyük çabalar ve gayretler içerisinde oldum. Çalıştık, gayret ettik. Memduh Başkanımızı yıllardır tanırım. Melikgazi'nin gelişmesi ve büyümesinde çok büyük emekler sarf etti. Etmeye de devam ediyor değerlendirmesinde bulundum. Buraya da gelmişken sizlerin burada olduğunu öğrenince, Memduh Bey teklif edince, davet edince gelip bir selam vermek istedim, hasbihal etmek istedim. Gönlümüz bu tarafta, gözümüz bu tarafta. Ne zaman Kayseri'yle ilgili bir program çıkarsa keyifle geliyoruz. Tabii Melikgazi, Kayseri'nin eski yeri, yerleşim yeri, nüvesi, aslı, ismi de Kayseri fetheden komutandan geliyor. Tüm eski mahallelerimiz de bu taraftaydı. Benim de vazifeye başladığım yer Melikgazi 94 yılında. 4 yıl kadar vazife yaptım elhamdülillah. Sizler onay verdiniz, onun üzerine yaptım. Orada büyük çabalar içerisinde olduk, gayretler içerisinde olduk. Daha sonra Kayseri'de işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı boşalınca oraya giderken bir gün Ankara'da Recai Bey genel başkanımızdı. Onun makamında seçimlere kiminle gideceğimiz hususu olduğunda dedik ki madem benimle Büyükşehir'e devam edeceksiniz, peki o zaman dedim Melikgazi'ye Memduh Bey'i verin de Memduh Bey'le devam edin. Memduh Bey'i çağırın dedi Recai Bey. O zaman milletvekilimiz mecliste miydi, dışarıda mıydı bilmiyorum ki çağırdılar, Memduh Bey geldi. Hiç haberi yok. Bir kere bile konuşmadık. Recep Bey dedi ki, Bekir Bey ile Mehmet Bey dedi, böyle düşünüyorlar. Ne diyorsun dedi. Memduh abi döndü, yıllardır tanırım dedi. İşi rast gelsin, Allah uzun ömürler versin. Ya dedi, bu işi iyi düşündünüz mü dedi. Düşündük dedik ya, seninle geçiniriz biz. En önemli özelliği, çalışkan ama uyarı ol. Nizah çıkarmasın. Size dua et. Bu ülke güzel bir ülke. Toprağın altında çok kıymetli zatlar yatıyor. Onların yüzü sürmedi. Yerin üstünde güzel insanlar yaşıyor.
sizler yaşıyorsunuz. Sizlerin yüzü hürmetine. Yavrularımızın, sübyan yavrularımızın hürmetine Cenab-ı Hak işimizi rast getirsin. Bu zorlukların altından kalkma gücü versin. Doğru kararlar vererek iş yapma basireti versin Cenab-ı Hak diye dua ediyorum. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.